Merkez Bankası'nın faizleri arttırmasındaki asıl amaç kuru baskılamak ve enflasyonu düşürmekse arkadaşlar bu hayalden öteye geçmeyecek bir yaklaşım. Öbür taraftan Merkez Bankası'nın asıl niyeti kuru ve enflasyonu feda edip cari açığı kapatmaksa o zaman söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü bu amacına ulaştığını göreceğiz. Kur özellikle bu karardan sonra Merkez Bankası'nın elinin tamamen boşa çıktığını göstermesinden sonra çok hızlı bir şekilde devalüasyonist bir etkiyle yükselecek. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Merkez Bankası bugün 200 bas puanlık bir faiz arttırımına gitti. 8.25 seviyesinden 10.25 seviyesine çekti faizleri. Enflasyona bakıyoruz %11.77 Ağustos ayında. Eylül ayında muhtemelen enflasyon daha da yukarıya çıkacak. Çünkü hem kur yükseliyor hem de mevsimsel avantajlar geri planda kalmış durumda. Yani yaz aylarının avantajlarını kullanamadı Merkez Bankası. Öbür taraftan Ekim'de, Kasım'da ve Aralık'ta enflasyondaki yükseliş eğilimi devam edecek. Dolayısıyla Merkez Bankası enflasyonu düşüremeyeceğini çok net bir şekilde gördü ve görüyordu. Aslına bakarsanız o hızlı faiz indirimleri sürecinde de bu faizlerin gerçekçi olmadığının farkındaydı. Emir komuta zinciriyle faizler aşağıya çekildiği için yapılacak çok da fazla bir şey yoktu. O dönemde bir şekilde faizleri aşağıya çekerek konut piyasası canlandırılmaya çalışıldı. Konut piyasasında istenilen elde edilemeyince aynı zamanda zamanda cari açık da kontrol edilemez bir duruma gelince artık bu sürece devam etmenin anlamının kalmadığı görüldü. Sadece Merkez Bankası tarafından değil aynı zamanda ekonomi yönetimi ve Cumhurbaşkanı tarafından da. Tabi bunu çıkıp açık açık söylemeleri konuşmaları ihtimali yok. Öyle bir adım atılması gerekiyordu ki en azından cari açık problemimizi çözelim ki ekonomik krizin erkenden gelmesinin önüne geçmiş olalım yaklaşımına girdiler ve Merkez Bankası bu faiz arttırımı da bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. 200 bas puanla 10.25'e çekilmiş bir faiz hala negatif reel faiz ortamındadır arkadaşlar. 11.77'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. 10.25'lik bir faizden bahsediyoruz. Bunun üzerine en az 100 bas puanlık stopajı koyduğunuzda, bunun üzerine en az 500 bas puanlık CDS'i koyduğunuzda ve tabii ki pozitif reel faizi koyduğunuzda da 1000 1100 puanlık bir faiz eksiğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani 200 bas puan arttırmış olmasına rağmen yine de neredeyse 1100 bas puanlık bir negatif faiz ortamında. Dolayısıyla bu faiz ortamında yabancıyı çekip Türkiye'ye getirmek mümkün değil. Yerliyi de mevduata yöneltmek mümkün değil. Merkez Bankası da şunu söyledi. Biz enflasyonu öngöremedik. Enflasyonun düşeceğini düşünüyorduk ama yükseldi. Bu nedenle de biz kademe kademe faizleri yukarıya çekmeye başlıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Kuru rezervlerimizi tüketerek baskıladık. ihtiyat akçesini kullanarak baskıladık. Bütçeyi bozarak baskıladık. İşe yaramadı. Bundan sonra süreçte de yarama ihtimali yok. Elimizde tek bir faiz silahı kaldı. Bu faiz silahında politik nedenlerle 1500 bas puan birden arttırmamız mümkün değil. Onun için biz küçük bir faiz arttırımı yapacağız. Bu faiz arttırımı sonrasında kuru tetikleyeceğiz. Kur aşırı yükseldiğinde ister istemez faizleri yüksek orana çekeceğiz. Aynı zamanda yüksek bir enflasyonist ortama gireceğiz. Ve tabii ki 2018 Ağustos ayında olduğu gibi cari açığımızda kısmış olacağız. Çünkü kur devalüasyonist bir şekilde yukarıya çıktığında arkadaşlar ister istemez kurda çözülmeler olacak. Yabancının girişi artacak. Yüksek faiz ortamına talep artacak. İhracatçının elini güçlendirirken ithalatın da önünde doğal bir duvar haline geliştirecek gelecek gümrük duvarı haline gelecek cari açıkta kapanmış olacak. Açıkçası Merkez Bankası bir karar vermek zorundaydı ve bu kararı cari açığı kapatma yönünde kullandı. Bence de doğru olanını yaptı. Bu koşullar içerisinde yani Türkiye hala ithalat bağımlısı ve enflasyon tamamen kur odaklı iken kuru ve enflasyonu indirmeyi seçmiş olsaydı bu konuda ısrar ediyor olsaydı hem cari açığı artacaktı hem kuru baskılayamayacaktı öyle ya da böyle patlayacaktı hem de istese de istemese de faiz ortamına tekrar geri dönmek zorunda kalacaktı. Onun için nasıl olsa bu benim başıma gelecek en azından ben önden kararımı vereyim faizi yükseltiyormuş gibi yapayım elimin güçsüz olduğunu tüm piyasaya bu şekilde duyurayım piyasa bunu duyduğu zaman faiz istesin benden ben ona yeterince faiz veremediğim için bir anda kur üzerindeki baskı artsın kur aşırı yükseldiğinde de ben onların talebi olan faizi vereyim en azından benim de bir bahanem olsun yaklaşımı dışında hiçbir şey değildir bu. Merkez Bankası açık açık aslında bunu söylüyor. Eğer ki okumayı bilirseniz. Küresel ekonomide kısmi toparlanma sinyalleriyle beraber belirsizlikler yüksek. Bu önemli diyor ki belirsizlikler yüksek. Uluslararası piyasalarda ticaret yapmamız her geçen gün zorlaşıyor. İhracat yapmamız her geçen gün zorlaşıyor. Kurdan dolayı rekabetçi olmadığımız için mecburen ithal etmeye devam ediyoruz ve gümrük vergilerini arttırarak da bu ithalatın önünü kesemiyoruz. Artık başka bir yol bulmak zorundayız. Nedir o başka bir yol? Tabii ki kuru devalüasyonist ölçekte aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi yükseltmek. İşte satır aralarındaki birinci madde bu arkadaşlar. Devam edelim. Salgın hastalığın oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip ediliyor. Yani burada da şunu söylüyor. Aslında bizim ekonomimizle ilgili bir sıkıntı yok. Biz düze çıkacaktık ama salgın hastalık nedeniyle biz bu problemleri yaşadık. Hiç alakası yok arkadaşlar. Bakın açık ve net söylüyorum size. Eğer ki pandemi olmayacaktı olmasaydı biz yine Merkez Bankası'nın bu hareketleriyle karşı karşıya kalacaktık. Hatta çok daha öncesinde görecektik. Çok daha öncesinde devaliyasyonist bir etki görecektik piyasalarda. Çok daha öncesinde faiz arttırım sürecine girildiğini görecektik. Neyse ki pandemi oldu da Birazcık elleri güçlendi ve kendilerine bir bahane yaratabildiler. Bundan sonraki süreçte elbette pandemiyi ve salgını ön plana çıkartmaya devam edecekler. Her koşulda kurun devalüasyonist bir etkiyle yükselmesine de icazet verecekler, izin verecekler, yol verecekler. Hatta yükselmesi için çaba bile harcayacaklar hep birlikte göreceğiz. Ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğilimi bireysel kredilerde de başladı. Nedir bu normalleşme eğilimi? Yani diyor ki Merkez Bankası çok fazla kredi verdik. Bu krediler enflasyonist bir etki yarattı. Yavaş yavaş kredileri kısmamız gerekiyor. Önce ticari kredileri kestik. Şimdi de bireysel kredileri kesiyoruz ve piyasadaki parayı azaltıyoruz. Buradaki temel neden de aslına bakarsanız aynı. Yine cari açığı kısmaya çalışmak. Çünkü her tüketim aslında ithal malın daha da fazla artışını beraberinde getiriyor. Niye? Türkiye'de üretilen bir şey yok çünkü arkadaşlar. Türkiye üretmeyen bir ülke, ithal eden bir ülke, tüm tüketim malzemeleri yurt dışından gelen bir ülke ve dolayısıyla eğer ki tüketim artarsa ithalat artıyor. İthalat arttıkça cari açık artıyor. Cari açığın artması büyük bir krizi işaret ediyor. Bu krizi engellemenin tek yolu da kurda devalüasyonist bir etki yaratmak. Başka bir çareleri yok. Aslında bu cümlede de onu çok net bir şekilde söylüyor. Yani biz kredileri kesiyoruz. Tüketimi azaltıyoruz tüketimi azaltarak da ithal malın girişini azaltmış olacağız. Ha bunun yanında kuru da yukarıya çekerek bir gümrük duvarı oluşturacağız doğal olarak diyor Merkez Bankası. Gelelim ithalatla ilgili yani cari açıkla ilgili Merkez Bankası'nın aleni olarak söylediği cümleye. Burada aslında çok net bir şekilde biz kurdan ve enflasyondan vazgeçtik. Faizlerin yükselmesine, kurun yükselmesine, enflasyonun yükselmesine kabulüz. Ama cari açığı kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyor. İthalatta gözlenen canlanmanın dengelenmesi gerekiyor. İthalatta neden canlanma oluştu? E çünkü otomotiv al denildi vatandaşa, tüketim malzemesi al denildi vatandaşa, kredi verildi vatandaşa. Bu verilen kredilerin büyük bir kısmı tüketim mallarına gitti. Bu tüketim mallarının büyük bir kısmı ithal odaklı mallar. Çünkü Türkiye neredeyse %90 oranında üretmeyen bir ülke ürettiğini de zaten ithal mallarla üreten bir ülke. Dolayısıyla cari açık kontrol edilemez bir düzeye geldi. Bir şeyleri feda etmek gerekiyordu. Cari açığı kontrol altına almak için. Nitekim aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi cari açığı kurtarmak adına enflasyondan, kurdan ve faizden vazgeçmiş durumdalar. Bir başka konu ihracattaki toparlanma, emtiadaki düşüş ve reel kur cari dengeyi destekleyecek. Bakın sürekli cari cari dengeye gönderme yapılıyor Merkez Bankası tarafından. Yine aynı şey söyleniyor. İhracatı arttırmak istiyoruz. Nasıl arttıracaksınız ihracatı? Rekabetçi kurla. Ona da değiniliyor mu? Evet, reel kur deniyor. Ve sonrasında ne deniyor? Cari dengede olumlu bir hava yaratacağız. Alenen itiraf ediyor aslında Merkez Bankası. Bakın Önümüzdeki dönemde kurun çok agresif bir şekilde yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. 14-15 lira seviyeleri bile gerçekten komik kalabilir kurun gideceği noktada. Minimum 14-15'li seviyelere dolar kurunun çekileceğini öngörüyorum bu yaklaşımla. Cari acın kapatılması için devalüasyonist bir yükseliş şart çünkü faizler. Enflasyon bu kur yükselişine bağlı olarak yükselecek ister istemez. Çünkü kur odaklı bir enflasyon var Türkiye'de. Kur yükseldi, enflasyon yükseldi. O zaman faizleri bu seviyede tutamazsınız. Faizleri de 25 ile 30 bandına çekmek zorundasınız. Eğer ki enflasyon %20-25 aralığına kadar yükselirse. Bakın yine Ağustos 2018'deki senaryonun aynısı. Birebir aynısı. Umarım daha sonraki hatalar tekrar edilmez tabii. Cari açık kapatıldıktan sonra artık Türkiye'nin gerçekten yerli üretimle işi götürmesi gerektiği fark edilir ve buna göre önlemler alınır. Aksi takdirde bakın her iki senede bir bunu yaşamaya devam ederiz biz. Her ikisine de bir. Devalüasyonu etki olur, enflasyon yükselir, faizler yukarıya çekilir, cari açık kapatılır. Ardından faizler aşağıya çekilir, enflasyon bir şekilde ya aşağıya çekilir ya sabit tutulmaya çalışılır. Kur hafif dengelenir ama kademe kademe yükselmeye başlar. Sonra yeniden cari açık arttığında bir devalüasyonu etki olur ve cari açık tekrar kapatılır. Dolayısıyla arkadaşlar bu tam bir sazan sarmalına döner eğer ki bundan sonraki süreçte Türkiye gerçekten kendi üretimini yapmaz ise kendi üretimini yaparsa bu hamle belki işe yarayabilir. Özet arkadaşlar Merkez Bankası bu açıklamalarıyla bize çok net bir şekilde şunu itiraf ediyor. Ben bu faizi şu anda arttırdım ama kuru baskılamak için değil. Enflasyonu belli bir seviyede tutmak için hiç değil. Bu faizi şu anda arttırmamın sebebi elimin ne kadar güçsüz olduğunu piyasaya ayan beyan söylemek. Peki elimin güçsüz olduğunu neden söylüyorum? Çünkü yüklenin kura kurun daha da yükselmesini sağlayın ve kur yükseldiği zaman ben rahat rahat cari açığımı kapatma şansına sahip olayım. Bunun başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar ve göreceksiniz önümüzdeki dönemde kurda Öyle böyle agresif hareketler olmayacak. Bir sabah uyandığımızda 14 lira olacak diyordum ya size. İşte o bir sabah çok yaklaştı arkadaşlar. Ekim-Kasım gibi maksimum biz devalüasyonist hareketi görebiliriz. Özellikle Merkez Bankası önümüzdeki ayki faiz toplantısında politika faizini bilinçli olarak yükseltmezse işte o zaman kurun çok agresif bir şekilde yukarıya gittiğini net bir şekilde görürüz. Şimdi gelelim piyasalara. Dolarla başlayalım. Dolar 7.67-7.68 seviyelerindeydi zaten. Bir miktar geri çekilmişti karar açıklanmadan önce. Karar açıklandı. 7.55 seviyesine kadar panik satışlar geldi. Eyvah faiz faiz arttırımı geldi. Dolar kontrol edilemez bir şekilde düşecek galiba deyip satış yapmaya başladı. Sonra millet muhtemelen bu açıklamaları okudu. Ha bir dakika Merkez Bankası'nın asıl niyeti kuru baskılamak falan değil. Aksine rekabetçi kurdan falan bahsediyor. Cari açıktan bahsediyor. Üstelik sadece 200 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Demek ki arka planda başka bir şey var diye düşünmeye başladı ve tepki alımları geldi. Dolar kuru tekrar 7.60'ın üzerine çıktı. Şu sıralarda 7.63 civarında. Göreceksiniz yarın tekrar 7.70-7.80 aralığında bir yerlerde olacak ama dediğim gibi esas atakları bir süre sonra görmeye başlayacağız ve kur kontrolden tamamen çıkacak. Dolar kuru bir miktar aşağıya geldiğinde euro da aşağıya geldi. 8.87, 8.86'ları gördü. Tekrar doların yükselmesiyle birlikte Euro da yükseldi. Şu sıralar 8.88, 8.89 civarında. Euro dolar paritesi bence çok kritik arkadaşlar. Tabii Merkez Bankası'nın kararıyla hiçbir ilgisi yok. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak hareket ediyor. Bu arada şunu da bir not olarak söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Nasdaq başta olmak üzere Dow Jones, S&P, Avrupa borsaları çatır çatır düşmeye başladı arkadaşlar. Dün daha ne dedim sizlere? Bir gün önce bir miktar yükseldi ama bu bir tepki alımı. Tekrar satış baskısı gelecek göreceksiniz Demiştim. Nitekim Amerika ve Avrupa borsalarındaki satış baskısı çok net bir şekilde görüldü. Bizde ne oldu? BIST 100 endeksini 111 binin üzerine çıkarttılar. Hala ilizyon, hala ilizyon. Neden? Merkez Bankası faizleri yükseltti. Kur düşecek, borsa yükselecek havası yaratıyorlar. Bu havayı yaratıp yüksekten millete mal çakmaya çalışıyorlar. Aman ha bu tuzaklara gelmeyin. Euro-dolar paritesine geri dönelim. Önemli. Euro-dolar paritesi 1. 17'nin altında artık dengelendi. Bir 17 aşağıya kırıldı diyebiliriz rahatlıkla. Bundan sonraki süreçte agresif satış baskılarıyla 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi göreceğiz. Zaten Avrupa'da da yeni bir teşvik paketi açıklandı. Daha doğrusu bankalara ucuz kredi paketi açıklandı. O da 174,5 milyar Euro'luk. Yavaş yavaş yeni euro girişi olacak, teşvikler açıklanacak, mali tedbirler açıklanacak vesaire. Bu da euro'nun değer kaybetmesini beraberinde getirecek. Zaten euro'nun bu kadar değerli olması Avrupa'nın da işine gelmiyordu. Hatta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bile bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Tahvil faizleri 13.68 seviyesine gevşedi. Bu sadece hafif bir geri çekilme. Yükseliş eğilimini hızlandıracak 15-16 seviyesine gidecek. Altın onsu 1850 civarında kendileşimlik bir taban oluşturmuş gibi. Altın onsunda hiçbir düşüş eğilimi yok arkadaşlar. Bu bir gevşeme, bu bir gerileme, bu bir trend trend değişikliği falan değil. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Eğer bunu bir trend değişikliği olarak görürseniz büyük yanılırsınız, büyük zarar edersiniz. Burada sakin kalmayı başaran hem onsun agresif yükselişinden hem de doların devalüasyonist etkiyle yükselişinden büyük kazanç elde edecek sadece sabırlı olmanız yeterli. Evet sevgili dostlarım. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.